Arkadaşlar, bugünkü dersimizde veri türleri ve ölçeklerden bahsedeceğiz. İlk önce verinin ne olduğundan bahsedelim. Veriler, bunun için toplanan, analiz edilen ve özetlenen gerçekler ve rakamlardır. Belirli bir çalışmada toplanan tüm veriler ve veri sıfır olarak adlandırılır diye başlayalım. Burada bir tablo var ve bu tabloda Dünya Ticaret Örgütü'nün içerisinde bulunan 60 tane ülkeye ait bir veri seti bu tabloda yer almakta arkadaşlar. Burada ülkelere biz bu veri setinin öğeleri diyoruz, öğe. Ve bu veri setindeki öğelerin dikkatlerseniz farklı özelliklerinden bahsedilmiş. Bunlara da biz birer değişken de vereceğiz. Yani Dünya Ticaret Örgütü üyeliği statüsü. Yani üye mi yoksa gözlemci mi? Bu bir değişken. Her bir öğe için farklı değerler alabiliyor. Benzer değerler de alabiliyor ama onu tanımlıyor. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla, yani per capita GDP dediğimiz kişi başına düşen milli gelir diyebiliriz. Bu bir başka değişken arkadaşlar. Bir başka değişken. Fitch Rating dediğimiz, Fitch dediğimiz biliyorsunuz bir kredilendirme kuruluşu ve ülkelerin kredilerine bakarak ne yapıyor? Kredi puanı veriyor. Ona göre de bu ülkeler borçlanabiliyorlar. Daha yüksek faizli borçlanıyorlar gibi falan filan. Burada da dikkat ederseniz BB eksi AAA gibi neler almış? Bu değerler almış. Bir de ülkenin genel ekonomik durumunu işte durağan negatif ve pozitif diye değerlendirme durumu söz konusu. Eğer bu tabloya bakacak olursak bu tabloda ne söz konusu? Çeşitli veri türleri görüyoruz. Bir, nitel veriler var. Yani sözel veriler var. Mesela işte member, yani üye veya gözlemci gibi. Onun dışında başka işte durağan negatif, pozitif gibi veriler var. Bunun dışında nicel veriler söz konusu. Yani kişi başına düşen gayri safi milli hasıla diye, kişi başına gelir diye, kişi başına gelir diye söyleyelim. İki farklı demek ki neyimiz varmış bizim? Veri türümüz varmış arkadaşlar. Nitel ve nicel veriler. Bunun dışında arkadaşlar nicel verilerde aslında burada tabii yer almıyor ama kendi içerisinde nicel veriler iki farklı kategoriye ayrılıyorlar. Bunlardan bir tanesi kesikli, bir tanesi de sürekli veriler. Şimdi kesikli ve sürekli veriler arasındaki farkı söyleyeyim. Kesikli veriler tam sayı değerler alan verilerdir. Bir evdeki oda sayısı. İki, bir işte hanedeki araba sayısı veya bir üretim bandındaki kusurlu ürün sayısı. Yani sayma sayısı değerleri alan nicel verilere kesikli veriler diyeceğiz. Peki sürekli veriler nelerdir? Ölçümle elde edilen verilerdir. Herhangi bir reel sayı değerini alabilir. Örneğin arkadaşlar ağırlık. Neden ağırlık bir sürekli veridir? Çünkü ölçüm aygıtının hassasiyetine bağlı olarak ağırlığınız 63 kilogram, 63.8 kilogram, 63.81 kilogram, 63.814 kilogram şeklinde ölçülebilir. O yüzden bu bir sürekli veridir. Ağırlık, uzunluk, voltaj ve gelir veyahut da maliyet gibi gelir gider. Bunlar da birer sürekli veridir. En çok öğrenciler gelir ve gideri karıştırıyorlar. Çünkü para olunca işin içinde parayı saydığımız için belki ondan dolayı. Ama şöyle düşünelim. Bir ürün 149 dolar olabilir. 149 dolar 5 sent olabilir veya 149 dolar 54 sent olabilir. Hatta belki daha farklı
Finansal uygulamalarda belki 3 basamak, 4 basamaklı hesaplamalar da kullanılabilir. Doğal olarak gelir gider gibi işin içinde paranın girdiği veriler sürekli verilerdir. Çünkü herhangi bir reel şey değerini alabilir. Bizim verileri yani verileri kullanırken onlarla ilgili olarak hangi bilgiler yer alıyor ve bunlarla ilgili olarak hangi veri özetleme yöntemleri veya yöntemler, analizler uygun olacaktır diye anlayabilmemiz için ölçek türlerine ihtiyacımız var. Ölçeğe ihtiyacımız var. 4 farklı ölçek türü tanımlanmış arkadaşlar. Bunlardan birincisi sınıflayıcı ölçek düzeyi. İkincisi sıralayıcı. Üçüncüsü aralık. Dördüncüsü de oransal. Sınıflayıcı için nominal ölçek düzeyi de deniyor. Sıralayıcı için ordinal kelimesi de kullanılıyor. Aralık için arkadaşlar İngilizcesi interval. Oransal için de ratio ölçek düzeyleri diye ifade ediliyor. Şimdi sınıflayıcı ve sıralayıcı ölçek düzeyi nitel veriler için kullanılıyor. Aralık ve oransal ölçek düzeyleri ise nicel veriler için kullanılıyor arkadaşlar. Sınıflayıcı ve sıralayıcı ölçek düzeylerini hemen ne yapalım? Tanımlayalım. Eğer nitel bir veri, mesela cinsiyet, kadın, erkek, non-binary gibi diyelim ki cinsiyet türlerimiz olsun. Bu durumda biz bunları azalan şekilde sıralayabilir miyiz? Hayır. Burada sadece sınıflama yapılmış. O zaman cinsiyet nasıl bir ölçek düzeyine sahip? Sınıflayıcı bir ölçek düzeyine sahip. Biz tabii ki bu verileri arkadaşlar bilgisayar ortamına aktarırken bunlara numaralar verebiliyoruz. Kod verebiliyoruz. 0, 1, 2 gibi. Buradaki sayıları diyebilirsiniz ki hocam biz bunları sıralayabiliriz. Hayır. Buradaki rakamlar sadece birer kod. O nedenle de bunları sıralamamız mümkün değil. Yani kadın erkekten önce gelir, erkek kadından önce gelir veya erkek non-binary'den önce gelir gibi söz konusu olmayacağına göre. Hatta siz buradaki kodları da değiştirebilirsiniz. Yani buna 1, buna 2, buna 0 diyebilirsiniz. Kodları tamamen siz belirliyorsunuz ve buradaki rakamların da herhangi bir şekilde sıralama amacı özelliği yok arkadaşlar. Bunun dışında başka ne gibi bir örnek verebiliriz sınıflayıcı ölçek üzerindeki bir nitel veri için? Mesela medeni durum. Medeni durum. Evli, bekar, diyelim ki dul, boşanmış gibi. Diyelim ki böyle neler oluşabilirsiniz? 4 farklı kategori oluşabilirsiniz. Dikkat ederseniz gene biz burada bunları sıralamamız mümkün değil. Evli, bekar, dul, boşanmış ama bunları da birer kod verebilirim. 0, 1, 2, 3 diye veya 1, 2, 3, 4 diye numara verebilirim. Özellikle bilgisayar ortamında bilgisayar ortamına aktarırken bu kodlamaları tercih edebiliyoruz. Bu da sınıflayıcı bir ölçek düzeyine sahip arkadaşlar. Peki devam edelim. Bunlar sınıflayıcı ölçek düzeyindeki örneklerimizdi. Peki sıralayıcı ölçek düzeyinde neler olabilir? Ona bakalım. Sıralayıcı ölçek düzeyindeki bir veri hem sınıflayıcıdır hem de arkadaşlar buna ilaveten artık veriler sıralanabilir. Mesela aklımıza ne gelebilir? İlk olarak işte öğrenim düzeyi. Kişinin öğrenim düzeyini sorduğunuzda kişi işte ilk öğretim, orta öğretim, üniversite, yüksek lisans gibi bilgiler verebilir. Ve biz bunları ne yapabiliriz? Yüksek lisans. Biz bunları öğretim düzeyini düzey düzey olduğu için sıralayabiliriz. Bu sıralayıcı bir ölçek düzeyinin nitel veridir. 1, 2, 3, 4 diye mesela numaralandırabilirsiniz. Bakın buradaki numaraları artık biz düzeye göre, öğretim düzeyine göre ne yapabiliyoruz? Sıralayabiliyoruz. Azalan şekilde veya artan şekilde sıralayabiliyoruz.
Evet, burada da bir sınıflama var. Şimdi öğrenci düzeyini sınıflamışım ama bunun ötesinde bir de sıralama özelliğimiz de var. Ben öğrenim düzeyini azalan şekilde sıralayabiliyorum. Bir başka örnek beğeni düzeyi diyelim. O da genel olarak Likert ölçeği denen bir ölçekte sorular soruluyor. Mesela bir ürünle ilgili beğeniniz, işte hiç beğenmedim. 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 Ve kayıtsız veya kararsız beğendim. Çok beğendim gibi kategoriler belirlenmiş olsun. Biz bunlara da kodlama yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Artık biz beğeni düzeyine göre hiç beğenmedimden çok beğendime göre sıralayabiliriz. Sonuçta hiç beğenmedime göre benim çok beğendim daha üst düzeyde olduğuna göre biz bunu büyükten küçüğe doğru, yani küçükten büyüğe doğru sıralayabileceğimiz için bu da gene sıralayıcı ölçek düzeyinde. Evet, tam kategorik, yani burada da bir sınıflama var. Ben beğeni düzeyini sınıfladım ama bunun dışında bir de sıralama yapabiliyorum. Buradaki rakamların da kod olmak dışında bir de sıralama özelliği de olmuş oluyor. Peki gidelim nicel verilerle ilgili konuşmaya. Şimdi nicel verilerde peki kaç tane ölçek var? İki tane ölçek var demiştik. Bir tanesi aralık ölçek düzeyi. Aralık ölçek düzeyinin en belirgin özelliği nedir? En belirgin özelliği mutlak sıfır yok. Mutlak sıfırın olmamasının anlamı şudur. Sıfır değeri o değişkenin olmadığı anlamına gelmez. Diyeceksiniz ki hocam nasıl olup da böyle bir şey olabiliyor? Şöyle ki örnek diyelim. Örneğimiz sıcak. Yani biz santigrat derece kullanıyoruz. Mesela 0 santigrat derece sıcaklığın olmadığı anlamına gelmiyor. O yüzden de mutlak sıfır yok. Zaten mutlak sıfır olmadığı için de 0 santigrat derece 32 Fahrenheit'e eşit. Yani sıcaklığın olmadığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle bu aralık ölçek düzeyine bir nicel veri. Mutlak sıfır olmadığı için de veriler arasında oranların anlamı yok. Oranlar anlamsız. Farklar anlamlı. İki tane değer arasındaki farklar anlamlı oluyor. Mesela yukarıdaki örneklerde bu farkların anlamı yok. İşte 2'den 1'in çıkması, 3'ten 1'in çıkması anlamı yok. Burada farklar anlamlı. Ama oranlar anlamlı değil. Yani şunu söyleyemiyoruz. 16 santigrat derece 8 santigrat dereceden 2 kat daha sıcaktır diyemiyoruz. Nereden diyemiyoruz bunu? Aslında bu şeyden de aşikar. Siz bunları Fahrenheit'a çevirecek olursanız oranların, değil mi, anlamlı olmadığı oran ortaya çıkar. Çünkü 16 derece 8 derece 2 kat olabilir ama Fahrenheit karşılıklarını yaparsanız öyle bir oran olmayacağını göreceksiniz. Mutlak sıfır olmadığı için o yüzden olmayınca tabii ki bu oranlar da anlamlı olmuyor. Peki diğerimiz ne? Diğer verimiz ne? Yani bunun dışında başka örnekler de vereyim. Özellikle bu çünkü çok anlaşılmıyor aralık ölçek düzeyi arkadaşlar. Başka örnekler de vermekte fayda olabilir. Başka bir örnek verelim. Bu da nedir? Mesela IQ puanı. Kimse hiçbir insanın 0 IQ puanı alması mümkün değil. 0 IQ puanı yok. 0 IQ puanı olmadığı için de burada bu bir aralık ölçek düzeni bir veri ve bir kişinin 120 IQ'sunun olması 60 IQ'lu bir kişiye göre 2 kat daha zeki, biliyorsunuz IQ dediğimiz zekayı ölçen bir puan, 2 kat daha zeki diye söyleyemiyoruz. İşte bunun dışında mesela SAT score dediğimiz SAT puanı gibi puanlar da gene kavramın içerisine girmekte arkadaşlar. Şimdi devam edecek olursak ne demiştik? Bir de oransal ölçek düzeyimiz vardı. Oransal ölçek düzeyimiz ise dedik burası oransal. Oransal ölçek düzeyindeki bir verinin mutlak sıfırı var. Mutlak sıfır var.
Yani sıfırın olması artık şu anlama geliyor. O değer yok. Peki mutlak sıfır olunca oranlar artık anlamlı. Şimdi mutlak sıfırın var olmasını nasıl ifade edeceğiz? Mesela ağırlık için konuşalım. Ağırlık oransal bir ölçek düzeyinde. Neden? Çünkü 0 kilogram demek ağırlık yok demek. 0 kilogram ağırlık yok demek. Bu nedenle de 120 kilogram 60 kilogramdan 2 kat daha ağır. B şıkkı. Mesela gelir. Gelir de oransal ölçek düzeyinde. Neden? 0 dolar kazanıyorum demek. Gelirim yok anlamına geliyor. Ve diyelim ki aylık yani yıllık geliri 400 bin dolar olan bir kişi, 400 bin dolar olan bir kişi, 1 milyon 200 bin dolar yıllık geliri olan bir kişiden 3 kat daha az ne yapıyor? Gelire sahip diye söyleyebiliyoruz. Hız da yine oransal ölçek düzeyinde, çünkü 0 kilometre saat demek arabanın hızı yok demek, hız yok araba duruyor demek arkadaşlar. Önce ekranımızda yani tablo 1.1 vardı, hatırlarsanız ya arkadaşlar, ve burada ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü'ne üyelik statüleri incelenmişti. Orada bazı Dünya Ticaret Örgütü üyelik statüsü diyelim. Acaba bu nasıl bir veriydi? Buna bakalım. Burada hatırlarsanız eğer ülkenin durumu üye veya gözlemci olarak belirtilmişti. Bu olarak bir kere açılınca nitel bir veri. İkinci olarak da hangi ölçek düzeyinde, sadece sınıflayıcı ölçek düzeyinde. Bunun dışında ülkelerin kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılları vardı, per capita GDP vardı. Bu nicel bir veri ve bu sayısal bir veri, ama biliyorsunuz burada sayısal bu işte gelir düzeyi 44.869 dolar gibi bir şey verilmişti, ama biliyorsunuz gelir onluk değerlerde olabilir. Mesela şu şekilde bir değer de olabilir ülkenin ortalama yaşam uçan bilgileri. Bu olarak bu sürekli bir veridir arkadaşlar. Peki gelirin, kişi başına düşen gelirin 0 dolar olması ne demektir? Kişi başına düşen gelir yok demektir. Öyleyse bu oransal ölçek düzeyinde bir veridir diye söyleyebiliriz. Bunun dışında ne vardı? Kredi notu vardı. Bu not AAA, BB eksi gibi değerler oluyor dedilersiniz. Eğer bunlar nitel veriler ve burada hiç kredi notu en yüksek olarak AA'dan başlıyor ve daha sonra da en düşük olarak da arkadaşlar D'ye kadar gidiyor. Yani işte AAA, AA, A, BBB, BB şeklinde devam ediyor. Doğal olarak burada bu ölçek düzeyimiz sıralayıcı. Çünkü kredi notu en iyiden en kötüye doğru sıralanabiliyor arkadaşlar. Evet, şimdi bir örneğimiz daha var burada. Tabletlerin fiyatları, işletim sistemleri, ekranları, pil ömürleri ve CPU üreticileri. Acaba bunlar nasıl verilerdir diye inceleyelim. Yani nitel midir, nicel midir, hangi ölçek düzeyidir diye. Fiyata bakacak olursak, fiyat her şeyden önce nicel bir veri. Sürekli ve neden? 599 dolar 50 cent olabilir fiyatımız. O yüzden sürekli 0 dolar olması fiyatın olmadığı anlamına geleceği için oransal ölçek düzeyinde diye söylüyoruz. İşletim sistemi yani işte Windows mu, iOS mu, Android mi? Bu nitel bir veri. Burada sıralama yapamayacağımıza göre sadece sınıflama yapılmış, sınıflayıcı ölçek düzeyinde bir veri diye soruyoruz. Ekran boyutumuz inç cinsinden. Bu nicel bir veri.
sürekli zaten görüyorsunuz 10.1, 8.9 gibi süratli sayılar almış. 0 inç demek uzunluk yok demektir. O yüzden de bu yine oransal ölçek düzeyinde. Pil ömrüne bakacağım. Pil ömrümüz saat cinsinden verilmiş. Bu da yine vital bir veri. Peki sürekli mi? Evet, 8,5 saat demiş. 8,57 saat de olabilirdi bu ölçüm yapıldığı için. Sürekli bir veri. Peki oransal mı, aralıklı mı? Bir pilin ömrünün 0 saat olması ömrü artık kalmamış demek. Yani 0 saatlik bir ömür olmadığı anlamına geliyor. Ömrünün kalmadığı anlamına geliyor. O yüzden de bu da yine oransal ölçek düzeyine sahip. Benzer şekilde CPU üreticisine bakalım. CPU üreticisi de Intel, Apple diye devam etmiş. Bu durumda bu da nitel bir veri. Sıralama söz konusu olamayacağına göre sınıflayıcı ölçek düzeyinde diye söylüyoruz. Bugünkü dersimizi böylelikle bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dersimizi sonlandırıyoruz.